E peki adı ne bu kızın şimdi? Hangi kızın? Beyefendi aşık olmuş ya. Oo. Adı Pelin Baba. Görmen lazım, öyle güzel bir kız ki. Yani melek gibi. Böyle altın sarısı saçları var. Mavi gözler. Böyle burnu biraz hafif kalkık. Baba görmen lazım, çok güzel. Oğlum sen ne yapıyorsun? Saçmalama, delirdin mi sen ya? Senin yaşın ne, başın ne, ne aşkı? Baba, bence aşk yaşta değil, başta olur. Aldın mı cevabını? Aldım, aldım. Benim oğlum olduğunu unutuyorum işte böyle. Ne yapacaksın peki? Var mı planın? Şiir yazmayı düşünüyorum aslında. Yok ya, onu öyle yap. Dur, dur. İyi düşünmemiz lazım ya. Madem başımız belalı, iyi düşünelim. Ya, özel konuşacaksınız, ben gidebilirim. Yok. Anladım. Şimdi bir dakika, dur, dur, dur. Tamam. Dersimiz aşk, değil mi? Evet. Konu. Kızları kendimize nasıl aşık ederiz? Madde bir. Bir kızı kendine aşık etmenin en kestirme yolu ona pislik gibi davranmaktır. Hı? Ne? Nasıl yani? Şöyle. Şiir yazmayı falan hemen unutuyorsun. Araya arkadaş sokayım birisi falan. Sakın deneme böyle şeyler. Siz şimdi mesela aynı sınıftasınız ya. Sınıfta karşılaş... Yo. Biz aynı sınıfta değiliz ki. Ha, değil misiniz? Değiliz. Tamam, ama tanışıyorsunuz değil mi? Yoo. Oğlum, yaşadığından haberi var mı bu kızın? Baba, çok kötüsün. Tamam, o zaman diyelim ki bir mucize oldu ve siz aynı ortama düştünüz. Tamam mı? Karşına geçecek ya kız. Ne konuşursa konuşsun, sakın dinleme, tamam mı? Habire lafını kes, dur. Ne bileyim, olmadı git saçını falan çek. Niye biliyor musun? Kızlar serseri erkeklerden hoşlanırlar. Anladın mı? Şiir yazan erkeklerle kızlar yalnızca arkadaş olurlar. Geyik muhabbeti yaparlar. Sen onu okudun mu? Ben ona, evet, o gün çok romantik. Bir şey olmaz. Anladın mı? Baba, sen bana ne demeye çalışıyorsun? Ben daha 8 yaşındaki bir çocuğum. Ya bu aşk acısı denilen şey nasıl bir şeymiş ya? Ya aşk dediğin aslında nedir biliyor musun? Nedir? Ağzının ortasına bir tane yumruk yersin. Kan tükürürsün. Sonra bir tane daha yersin. Yine kan tükürürsün. Canın yanar, söyleyemezsin. Söylesen anlatamazsın. Anlatsan anlamazlar. Sadece çeken bilir yani. Üstelik de en kötü tarafı ne biliyor musun? Ney? Bu bir insanın başına gelebilecek en güzel şeydir. Ağzın, burnun, her yerin helva oldu. Gerçekten aşık olmuşsun sen. Thank you.